Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya başlık olabilir? Bize verilen parçada önce tarihi süreçte güçlü olma, kimler güçlü oldu, güçle sömürgecilik arasındaki ilişki üzerinde durulmuş ve daha sonra modern çağda gücün kaynağına değinilmiş. Diyor ki iktidar hiç şüphesiz kaynağını ve gücünü kendisini meşrulaştıran söylemden alır. Her bir söylem bir bilgi üretiminin sonucudur. Güç bu meşrulaştıran söylemden alıyor. Her söylemde bir bilgi üretiminin sonucu. Dolayısıyla o gücü nereden alıyor? Bilgiden alıyor. Sonra devam ediyor. Bacon, Hobbes, Montesquieu ve son dönem aydınlarından Foucault'un sıklıkla vurguladığı gibi bilgi iktidarı belirleyen en önemli güçtür. Avrupa'da erken modern dönemden itibaren kendini gösteren imtiyazlı sınıf aslında bilgiyi üreten ve söylemleriyle sömürgeciliğin temelini atan güç olmuştur. Bu imtiyazlı sınıf kapitali yani modern dünyanın yeni kutsalı olan sermaye ve parayı yöneten bilgiyi de sermayelerini güvence altına almak için kullanan Avrupalılardır. Bize verilen bu parçada bilgi ile güç arasındaki ilişki açıklanmıştır. Dolayısıyla parçanın başlığı da güç ve bilgi ilişkisi olmalıdır. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada ne anlatılıyor? Bu sorunun cevabı bize parçanın konusunu verir. Ne anlatılıyor bize bu parçada? Okumak ve yazmak düşünmeyi öğretir. Başka? Bazı soruların cevabı kendini anlamaktan, kendini anlamaksa insana dair ne varsa onları anlamaktan geçiyor. Okumakla insanın kat kat örttüğü yaralarını görebilmek mümkün. Yine okumanın bir yararından söz edildi. Ama okumakla bu yaraları sadece görebiliyorsunuz. Yazı o ince ucuyla yaraları deşiyor. Okumanın dışında yazı yazmanın bir yararı. Yazının ince ucuyla dokunduğunuz önce kendi yaralarınız oluyor. Bu sayede bize benzeyenlerin yaralarını da fark ediyoruz. Yazmanın bir faydası daha ortaya kondu, anlatıldı. Okumanın yanına yazmayı eklemem sanırım bununla alakalı. Yazıya içten bir yaklaşım gösterildiğinde yazı yazarını da terbiye ediyor. Yani aslında yazdıklarımıza öncelikle kendimizin ihtiyacı var diyebiliriz. Bize verilen bu parçada okumanın ve yazmanın insana olan faydaları, yararları, katkıları üzerinde durulmuş konu bu. Bu nedenle de cevabımız okuma yazmanın yararları ve amacı olmalı. Yani E seçeneğidir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada ne anlatılıyor sorusunun cevabı parçanın konusunu verir bize. Yetişkin bir adam başka bir yetişkin adama vurduğunda araya giriyoruz. Ama yetişkin biri çocuğa vurduğunda sessiz kalıyoruz. Halbuki kırılgan olan kalıcı yaraları almaya açık olan yetişkin değil çocuk. Bir adam başka bir adama vurduğunda dayak yiyen kişi öylece dursa, kendisini korumaya yeltenmese ve bile isteye dayak yemeyi beklese bu yadırganırız bunu, değil mi? Ama çocuğun avucunu açıp öğretmeninin cetveline uzatmasını, sonra diğer avucunu açmasını yadırgamıyoruz. Çocukken benzeri bir sahneye şahit olan ve bu sahnedeki tuhaflığı görmeyen her insan mutsuz bir çocukluk geçirmiştir. Çünkü bunu görmek ve olağan kabul etmek istismardır. Bunlar normal olduğu bir dünyada doğup büyümek size kimse bunların yanlış olduğunu göstermediği, söylemediği sürece istismardır. Burada cetvel yerine kötü bakma, azarlama, eleştirme gibi şeyleri de koyabiliriz. Burada anlatılan Türk eğitim sisteminde ya da eğitim sistemimizdeki bir yanlışlıktır. O da çocukların dövülmesi, istismar edilmesidir kısaca. Onun için parçada ne anlatılıyor? Verilen bu örnekle eğitim sistemindeki yanlışlık anlatılmaktadır. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisidir? Yani parçanın konusu sorulmuş bize. Bu parçanın konusu giriş cümlesinde ifade edilmiş. Konu ne? Günümüzde çeviri üzerine yazmaya ve konuşmaya niyetlenen öncelikle bir dizi belaya bulaşma riskini göze almış demektir. Çeviri daha baştan bir dizi belaya
Yani sıkıntıya, zorluğa bulaşma riskini barındırıyormuş. Yani çevirinin daha en baştan bir takım zorlukları varmış. O zorlukların ne olduğu ifade edilmiş. Çeşitli dillerden yapılan çevirilerin çapını hayal edebilmek için sadece edebiyat odaklı belli başlı yayın evlerine bakmak da bile yeterli olur. Her biri kendi başına düşünce okulu diyebileceğimiz ve varlıklarını büyük eserlerin çevirisine adamış yayıncılar farkına varmadan çeviriye ve sorunlarına yeni açımlar getirecek bir külliyat oluşturmuş durumda. Her şeyden önce bunun en temel sebebi bir dilden başka bir dile aktarma, kaynak dildeki metni hedef dille, dilde özgünlüğüyle var kılma sürecinde karşı karşıya kalınan sorunların büyüklüğü. Büyük sorunlarmış. Şunu belirtmek gerekir ki mezkür riskler, yani yukarıda anlatılan riskler her dönem ola geldi. Çünkü çeviri adeta bir yeniden yazımdır. Hele edebiyat çevirisi ise çevirenin beğenileri, bilgisi, dili, kelime tercihi, orijinal eserdeki kelimelerin kullanımı alanına hakimiyeti, üslubu mutlaka esere yansır. Metinde üzerinde durulan çevirinin zorluklarıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen parçada bir gelişmeden söz ediliyor. O söz edilen gelişme parçanın konusudur. O gelişmene daha önce girdiği bir kitapçıda Melih Cevdet'in herhangi bir kitabını bulamamış yazar. Neyse ki diyor, artık son yıllarda bazı yayın evleri dilimizin büyük ustalarının kitaplarını yeniden yayımlamaya başladılar. Melih Cevdet andayında tüm eserleri kitapçı raflarında çok şükür ki artık bulunuyor. O zaman bu metnin konusu nedir? Melih Cevdet andayın eserlerinin artık basılıyor olması, basılmış olması. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olur? Parçanın başlığı parçanın konusuyla, parçada üzerinde durulanla ilişkili olmalıdır. Bu parçanın konusu giriş cümlesinde ifade edilmiş iyi bir okuma listesi her zaman elinin altında bulunmalı. Daha sonra okuma listesi yapmanın ne gibi yararları, faydaları var, kazançları var. Bunlar sıralanmış. Mesela diyor ki, liste yaparak okumak kişiye okuma zevkini kazandıracaktır. Bu da onu popüler eser saldırısından koruyarak bir hamal okur olmaktan koruyacaktır. Böylece her metni iyi niyetlerle okuyarak zaman ve algı kaybetmemiş olur. Şanslıydım diye devam etmiş ve okuma listesi yapmanın kendisine faydalarını anlatmış, bir örneklemede bulunmuş. O zaman bu metnin başlığı ne olmalı? Okuma listelerinin yararları olmalı. Okuma listesi yapmanın okura yararları. Bu metnin başlığı olacak. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olur? Bize verilen parçada edebiyat seçkileri üzerinde durulmuştur. Yani parçanın konusu edebiyat seçkileri ve onun özellikleridir. Edebiyat seçkilerinin insanların zaman zaman değer verdiği, hatta kimi insanların bunları başucu kitabı yaptığı söyleniyor ve şunlar ifade ediliyor. Bu nevi kitapların yayınlandıktan sonraki dönemlerde de itibar görmesi için ehliyetli kişilerin elinden çıkmış, titizlikle hazırlanmış ve emek mahsulü olması gerekir. Özelliklerinden biri bu. Başka hazırlayıcının, yani ürünleri seçenin, gerektiğinde açıklayanın o alana vakıf olması ve bir edebi zevke sahip bulunması gerekir. Başka edebiyatların eserlerinden yapılacak seçmeleri hazırlayanın yetkinliği daha da önemlidir. Seçilen ürünlerin evvelinde ait oldukları edebiyatı veya ilgili türün oradaki macerasını muhtasaran tanıtan inceleme, yazarları kısaca tanıtan yazılar da beklenir böyle kitaplarda. Çünkü iyi bir seçki aynı zamanda güvenilir, itibarlı bir kaynak, bir başvuru kitabı olmalıdır. Seçkilerin özellikleri sıralanmış burada. Dolayısıyla parçanın başlığı da metnin içeriğine uygun olarak edebiyat seçkilerinin özellikleri olmalı. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Edebiyat antolojilerinin önemli özellikleri. Antolojinin kelimesinin Türkçesi seçki sözcüğüdür. Cevabımız C seçeneğidir.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bugünün dünyasını oluşturan sermayenin ve söylemin gücünü anlamak için sömürgeciliğin başlangıç dönemi olan 16. yüzyıla ve bu dönemde kendini henüz göstermeye başlayan sömürgecilik söylemlerine bakmak gerekir. Böyle bir giriş yaptıktan sonra sömürgeciliğin tarihi 16. yüzyılda yazılmaya başlanmıştır diyerek bize verilen metinde sömürgeciliğin tarihi anlatılmıştır. Dolayısıyla parçanın konusu da bu parçada ne anlatılıyor sorusunun cevabı olan sömürgeciliğin tarihi anlatılıyor ifadesidir. Cevabımız A seçeneğidir.